pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler? Moi, je trouve que très souvent, on devrait se taire, vivre en silence. Ya dün söylemiştim, tekrar edeyim. Godard'ın favori oyuncularındandır Anna Karina. Karanina değil, Karina. Anna Karina. Godard'ın bir dönem eşi de olmuş birisi. Yani iyi bir oyuncu bana kalırsa. Orhan Hocam'ın dediğine göre Danimarkalıymış. Kasıtsız filozof Nana. Bu bölümün başlığı o. Çakma filozof dememişler. Bence buradaki esas filozof Nana zaten. Dil filozofu olan şahıs değil. Merak ediyorum. Bu şey mi bu arada, onu söyleyeyim. Peirce falan mı bu? Yani hani gerçekten de bir dil filozofu. Filozof hocam. Hani Peirce mi acaba? Yani ya şeyin künyesine bakmak lazım. Hani Godard'ın özellikle Peirce'le bir şeyi vardır. Adım Peirce olabilir. Ya şöyle birazcık durdurayım. Yani tümünü size bırakayım izlemesini, ama burada temel olarak şey tartışması var aslında. Aslında çok bildik bir tartışmadır. Yani düşünce mi dile mukaddemdir, dil mi düşünceye mukaddemdir diye. Orada herkesin, her filozofun, herkesin kendince bir fikri vardır. Ben burada kızın fikrindeyim, öyle söyleyeyim. Yani kızın fikrindeyim. Şey, dil filozofunun şeyinin düşünceyi, düşüncenin mahiyetini çok da anlamamak olduğu kanaatindeyim. Burasının güzel tarafı, başka bir yer göstereceğim, o yüzden durdurdum bu filmden. Böyle Godard'ın işte bu bakış makış falan diyoruz ya hani, bu bakışı konuşacağımız, üzerinden konuşacağımız bir pasaj var, orasını göstereyim. Burasını size bırakıyorum, yani güzel bir konuşma var ama hemen hemen 10 dakika sürüyor. On va voir à Saint-Paul d'Avance, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine. On va voir à Saint-Paul d'Avance, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Je prends doucement sa main, et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du verre à laine. Şimdi sorumuza tekrar gelelim. Jean-Luc Godard neden önemli bir adam? Neden önemli? Ya da önemli bir yönetmen mi? Önemli bir adam mı? Sorusunu soralım tekrar kendimize ve cevaplamaya çalışalım. Şimdi Jean-Luc Godard'ın sinemada yaptığı şey, işte şeyle birlikte 2-3 haftada onu konuşuyoruz. Modern sinemada yavaş yavaş başlayan şeyin muhtemelen epey uç versiyonlara varan hali. Sinemayı, Jean-Luc Godard'ın bazı filmlerinde işte sinema eşittir hayat falan diye sözleri vardır. Yani sinemayı bir tür hayat olarak görüyor ama hayatın temsili olarak hayat değil. O şeydeki, dizideki şeye benzer bir şey. Yani Jean-Luc Godard'ın kendi kurgu biçimi bir tür hayat olarak, ne diyelim, hayat düzeyine gelip sunuluyor. Şimdi Godard'ın başka türden bir hayattır hocam. Elbette, ama yok, onu söylüyorum zaten. Yani Godard'ın muayenesindeki hayat bir tür kurgusal bir şey ama Godard'ın aktarma şekli aslında oluşturduğu şey, burada daha önemli, oluşturduğu şey bir hayat olarak filmini sunuyor bize. Ve işte hayat eşittir sinema diyor, pek çok filminde öyle diyor. Hayat eşittir sinema. Şimdi Godard'ın özellikle biçimini konuşmak lazım galiba bazı filmlerinde. İşte özellikle ilk filminde Ambulantus diyor şeyde neydi? Nefes nefese diye çeviriyorlar da. Serseri aşk var. Serseri aşk var esas gösterim şekli. Serseri aşk. Hani İngilizceden çevirince nefes nefese falan diye çevriliyor. Evet. Serseri aşıklar filminde denediği kimi şeyler ve sonraki filmlerde devam eden yaklaşımları ne yapıyor tam olarak? İşte dedi ki çok fazla parçalıyor, çok fazla, ne diyeyim ona, çok fazla sentetikleştiriyor. Birazdan mesela şeyini göstereceğim.
Piero'da lokantasını almış mıyım ben? Hocam şu yönden de hayat, hani mesela Cezayir Savaşı'nı görebiliyoruz biz filmlerinde ya da sokakta o anda bir çatışma oluyor mesela. Ya Godard'ın zaten ya o yönü önemli yani Godard hayatını, hani hayatını bilenler bileceklerdir. Fransa'da İsrail'e karşı Filistin'i savunduğu için bir dönem boykot ediliyor Godard. Yani öyle birisi. Bir dönem boykot ediliyor. O işin tabii ayrı tarafı. Yani ona hani girmeme sebebimiz şey. Godard son derece politik bir figür. Yani şey tarafından özellikle Siyonistler tarafından falan bayağı Fransa'da Siyonist üniversitelerde bayağı protestolara falan uğramış birisi. Godard'ın hayatı üzerinde bir film var bu arada yakın zamanda çekilmişti. Yakın zamanda değil de bir 10 yıl olmuştur herhalde de. Hayatı üzerinde bir film var. Şimdi unuttum filmin ismini olduğunu. Hemen ben aslında Godard'ı anlatıyor orada. Ama bizim ilgilendiğim şey daha çok Godard'ın filmlerin ne yaptığı meselesi. Şey deneyleri yapan birisi Godard. Yani biçim deneyleri yapan birisi ve hemen hemen her filminde farklı bir deneyi var. Hani filmin malzemesiyle çok fazla oynayan, zamanla çok fazla oynayan, mekanla çok fazla oynayan, işte birazdan göstereceğim yerde olduğu gibi biraz sonra gördüğümüz türden kelimelerin biraz daha farklı versiyonlarını yapan, onu ne için yaptığı da tabii bizim için soru olarak duruyor. Yani farklı şekillerde yapan, bir tür acayipleştirme aslında ye maruz bırakan seyirciyi, filmin düzlemiyle karşı karşıya kalan seyirci, filmin hikayesiyle, filmin biçimiyle karşı karşıya kalan seyirci, oralarda böyle maddi hayatın, gerçek hayatın dışında olan bir şeyler olduğunu içten içe seziyor zaten. Şimdi orasını bulabilirsem göstereyim. Hocam bu Godard'ın denemelerine arayış diyemez miyiz? Şöyle denir de, dün de söyledim ya, mesela Tarkovski'nin Picasso için söylediği bir şey var. Sanat isminin bütün prestijine rağmen sanatın yanına bile yaklaştığını düşünmüyorum der Tarkovski Picasso için. Ben de düşünmüyorum, onu söyleyeyim. Şimdi Godard'ın yaptığı şey birazcık resimde Picasso'nun yaptığına benziyor. Picasso'nun ben aramam bulurum sözünü aslında şey yapıyor. Hani aramam bulurum sözü Picasso'da bir dil olarak var ama bulduğu şey nedir sorusu. Büyük oranda resim yüzeyini, resim yüzeyini gerçeklik olarak algıladığımız şeyi çoğu zaman da keyfi olan geometrik şekillerin de temsil edebileceği gibi parçalara bölmek. Sonra da o böldüğü parçaları yine büyük oranda keyfi olan şekilde birleştirmek ise şayet. Buna itiraz edenler var elbette, onu söyleyeyim. Buna itiraz edenler var ama bana da fazlasıyla keyfi gelir Picasso'nun şeyleri, bölmeleri. Şimdi bu şey keyfi bir şey ise, bir şairane, bir metafizik yönelimin karşılığı değilse, şimdi mesela Kandinsky'nin yaptığı şeyler için Picasso'nun yaptığı şeye benzer şey denebilir mi? Emin değilim. Emin değilim ama mesela Picasso'nun bu keyfiliği ne? Eğer keyfiyse şayet onun şerrini düşüyorum. Çünkü o kanatta olmayanlar da vardır muhakkak. Çünkü var ölümleri. Eğer keyfiyse Godard'ın yaptığına da keyfi demek epey mümkün gibi geliyor. Dünyevi diyebiliriz belki. Nasıl? Dünyevi diyebiliriz belki. Aşkın bir tarafı yoksa. O keyfilikte dünyevilik çıkar mı ya da dünyevilik dışında bir şey çıkar mı bilmiyorum ama o keyfilik şöyle bir şey. Sanatçının özgür olduğunu düşünen ve o özgürlüğün her türlü denemeye imkan verdiğini düşünen birisi Godard. Öteki taraftan da Tarkovski sanatçının özgür olduğunu düşünen insanlar sanatın ne olduğunu pek öğrenememişler der. Bir sanatçı bir sanat eseri yaratmaya kalktığında kendisini sonsuz bağlarla bağlı bulur der Tarkovski. Ben de haddim olmayarak Tarkovski'nin yanında olduğumu söyleyeyim. Yani Godard fazlasıyla özgür olduğunu iddia ederek aslında çok fazla biçimsel denemelere giriyor. Ama o biçimsel denemelerin tam olarak ne için olduğu sorusu, tamam Godard'ın orada bir amacı muhakkak vardır, itirazım yok ama o çıktı, nasıl bir çıktığı veriyor sorusu Godard için her filmde ayrı bir şey. Ayrı bir şeye dönüşüyor. Yani hocam işte şu da var orada, yıkmak için yapıyor. Bir şey yapmak için, hani Godard sinema yapmıyor. Yani bir şey ben yapayım ve yıkmak için sadece antitez üzerine kurmak sineması. Neyi yıkıyor ondan da çok yani emin. Klasik bazen eserini yıkıyor. Aristo'dan beri gelen şey, dramaturgiyi yıkıyor. İşte
devamlı kurusu ya, yapıyor. Ya eyvallah, onlar hiç çok şey değil. Onları yapıyor gerçekten. Yani onları yapıyor ama onu yani bir başka şey yok. İçin yaparsınız çoğunlukla. Yani şimdi klasik dramaturjiyle bir hesaplaşmanız varsa aslında o hesaplaşmanın kökeninde batılı tanrı insan kozmos anlayışıyla bir hesaplaşma olması lazım. Yani o yoksa klasik dramaturjiyle hesaplaşmanın bir anlamı kalmaz yapmak istediğiniz için. Ha içgüdüsel olarak o bir anlamı da karşılığı olabilir, ona itirazım yok, belki de vardır. Ama en azından bir Godard izleyici olan filmlerin bir kısmını da izlemişim, hepsini değil çünkü çok fazla filmi var. Mesela herkesin çok garip gördüğü bu sinema tarihi üzerine bir belgesel. Belgesel de değil o. Yani ona belgesel denemez. Yani sinema tarihi üzerine bir denemesi vardır Godard'ın. Historiyi dün sinema deyip durur film boyunca. Ya o enteresan bir Godard denemesidir ama o denemede tam olarak ne oluyordur? O deneme de benim izlemeyi sevdiğim bir denemedir bu arada, onu söyleyeyim. Böyle nadiren Godard'ın filmlerinde izlemeyi sevdiğim denemelerden biridir. Muhtemelen gönderiler yaptığı filmlerden dolayıdır, bilmiyorum. Muhtemelen ondan dolayıdır. Ama Godard bu biçimsel deneme işte sözün kullanımını, sesin kullanımını, sözün, sesin, görüntünün birbirinin tezatı olarak kullanımını, mesela sözde aktarılan bir şeyle görüntüde aktarılan şey, birazdan göstereceğim yer orasıydı yanlış hatırlamıyorsam, açtığımız zaman göreceğiz. Mesela bazen de birbirlerini iten şekilde söz ve görüntünün kullanımını muhtemelen dünya sinemasında en fazla yapan insan Godard. Yani şimdi o ikilemeler, geçen dün mü konuştuk o ikilemeleri? Yani Bresson'un ikilemeleri öyle ya da böyle yine bir şey, bir amaca matup bir şey ama Godard o ikilemeleri öyle uç noktalara taşıyor ki artık bir anlamın varlığı değil yokluğuna götürüyor galiba. Hani herhangi bir anlamı aramanın manasızlığına götüren bir şeye yol açıyor gibi galiba. En azından benim hissettiğim şey. Hocam ya ben çok fazla Godard filmi izlemedim ama biraz gibi geliyor bana Godard. Yani hayatı, bunu geçen sene de yapmıştım aynı yorum da, hayatı ciddiye alıp almama noktasında saplantılı derecede kafası karışık gibi geliyor bana. Ve sürekli hayatı ciddiye almamayı tercih etmeye çalıştığı halde bir türlü bunu beceremiyor gibi. Çünkü karakterlere bir yol ayrımına geliyor bir şekilde ve hep hani düzenin dışındaki yol tercih ediyor ve hiçbir zaman başarılı olamıyorlar. Yani bundan dolayı sürekli sanatında o yolun bir şekilde sonunda mutlu sona ulaşacağına inanıyor ama bir türlü de ulaşmıyor gibi. Belki de mutlu sona aramıyordur ya. Ya da herhangi bir şey. Ya da herhangi bir şey. Yani mutlu son demeyin. Kendini tatmin edecek bir sonuca ulaştın. Hani vicdanı olmak... Ya şöyle hayatı ciddiye alıp alma meselesi Godard'ın yazan toplumsal olaylara yaklaşımı anlamında o kanaatte değilim. Yani toplumsal olayları, işte dünyanın değişik yerlerinde olan olayları, Godard'ın o olaylara yaklaşım şekli aslında epey ciddi. Toplumsal epey olaylardan ciddi. Bahsettim. Evet. Karakterlerin hayata bakış açılarından biraz daha... Ya 3 aşağı 5 yukarı ne kastettiğini anladığımı düşünüyorum. Yani ama hani sanki aradığımız sorunun cevabı yine de bu değil. Yani şimdi bu Godard'ın hep birbirinin ardına gelen işte biçimsel denemeleri vesaire, bu bir yönetmen için, bir şair için, şairse Godard, şair mi de çok emin değilim. Hani şair derken sinemada şair için şair dediğimizde ne kastettiğimizi bizim grubumuzdaki eski insanlar biliyorlar. Yani şair, şiir yazan insan değil bizim adamımızda. Dünyada şair olanı mukim olan insan. Godard öyle biri midir? Politik tavrı itibariyle galiba öyle. Politik tavrı derken insani tavrı meseleler. Mesela çok ilginç bir kısa film derlemesi olmuştu yıllar önce. Bosna üzerine. Bosna üzerine. Godard'ın da bir... hatırlıyor musunuz sadece? O derlemede mesela Ayda Bekiş'in de kısa filmi vardı. Bir Bosnalı yönetmen. Ayda Bekiş'in kısa filminden çok daha vicdanlı, çok daha sağlam bir filmdir Godard'ınki. Çok enteresan. Yani o anlamda Godard'ın vicdanı olaylar, hani vicdan gerektiren, sizin vicdanınızı yaralayacak şeylere, insani tavrı Godard'a büyük saygı göstermemi gerektiriyor aslında.
Yani Godard'a saygı büyük oranda öyle. Ama bunun sanatsal tavrı meselesi Godard için çok fazla değişken. Yani bir sanatçının yine de bir karar perdesinin olması gerekir gibi geliyor bana. Hocam onu da bilerek yapıyor gibi geliyor bana. İşte o zaman oyun oynuyorsunuz. Yani Godard sinemayı bütün oyun oynama aracı olarak mı görüyor? Öyle şey denebilir Godard için, bilmiyorum. Yani şöyle, iyi bir şiir ortaya çıkarabilecekken bilerek kötüsünü yapmaya çalışıyor ama yine de kötü olmuyor gibi şey söyleyebilirim yani. Kötü de oluyor yani. Ya kötü de oluyor şeyde. Yani yıllar önce Çılgın Piyano'dan bazı pasajlar gösterip üzerine konuşmuştuk yıllar önce. Une histoire. Compliqué. Partir en vitesse. Sortir d'un mauvais rêve. Je connais des gens. La politique. Une organisation. S'en aller. Du trafic d'armes. En silence. En silence. C'est comme pendant la guerre d'Algérie. Je t'expliquerai tout. Sortir d'un mauvais rêve. Ya böyle şöyle, ne diyeyim ona, derinacı bir yapı bozumla Godard'ı anlamaya çalışan şeyler var ama sinema o kadar entelektüel bir şey değil. Sinemanın kötülüğü için söylemiyorum. Sinema o kadar entelektüel bir şey olmadığı için muazzam bir şey zaten. Yani böyle derinacı yapı bozum, bilmem ne şey, yapı söküm, şu bu falan filan. Hani Godard tamam Derrida'dan hareket edip bir yapı bozum yapıyorsa oturup felsefe kitabı yazsın dedirtir insana. Atabilir mi ne demek? Şimdi şu hani parçalı hali, filmlerinin parçalı hali, mesela buralarda, mesela sözlerde herhangi bir bağlantı kurmama hali, birisi için son derece bir, mesela Bresson için bir manevi çıktıya hazırlanan bir hazırlanış hali olabilirdi. Olabilirdi. Godard bunları herhangi bir şey hazırlanmayan, en azından sevgisi olarak söylüyorum. Yani 3 aşağı 5 yukarı Godard sinemasını hani yıllarca izlemiş, ara ara tekrar izlemiş birisi olarak söylüyorum. Yani buralarda hep ya ne yapıyorsun arkadaş falan demişim. Ne bu? Yani hani yaptığı şey tekerlemeler gibi, ikilemeler gibi, işte arada böyle bir Cezayir Savaşı falan filan ekleme, tamam anladık. Bir şeyleri hatırlatma amaçlı, işte bazen Küba'dan, bazen şundan, bazen bundan geleceğim falan filan bahsediyorum. Mesela buradaki şey tümüyle parçalı, sözün parçalılığı, görüntünün parçalılığı, sözle görüntü arasındaki ilişkiselliğin parçalılığı, her şeyin parçalandığı, hiçbir şeyin bir diğerine montelenemediği ve aslında çözülen, neredeyse her yerinden çözülen, her yerinden parçalanan bir dünya bu. Godard'ın dünyası. Sonra bir yerde bir şey, bir karar perdesinde tekrar birleşse güzel bir şey olur belki ama Godard'ın öyle bir şeyleri birleştirmeye de bir niyeti var gibi gelmiyor. Filmlerinde. Ya şimdi durduruyorum falan ama Deleuze'ün sinema üzerine yazdığı o iki cilt kitabın zaman imgesinde en fazla bahsedilen kişidir Godard. Çünkü felsefecilere ciddi malzeme veriyor. Hocam çok bilgi var. Yani sürekli sanat tarihi. Ya bilgi var ya da imgelerin çözülmesine, bir tür çözümlenmesine imkan veren bir oyun var. Yani o yüzden muhtemelen Godard'dan o kadar bahsediyor Jindelöz kitabında. Yani neredeyse Godard'la Jindelöz beraberce yazmış gibi kitabı. Ya dolayısıyla şimdi şurada gördüğü şey ne bu arkadaş falan dedirtiyor insan. Abi bana Godard'ın filmleri hep bunu dedirtir. Ha sonuna kadar da izlerim yani. Filmlerini böyle yarım bırakmam Godard'ın. Bir şey var mı değil mi? Ya sonuna kadar da izlerim ama hakikaten hemen hemen tipik bir Godard filmi sahnesi bu. O kadar tipik ki yani bunun Godard filmi olduğunu bilmeseniz Godard filmi olduğunu anlarsınız. Yapılan şeyle. Hocam bir röportajda şey diyor yani oyuncular benden senaryoyu soruyor diyor. Ben 15 dakika boyunca söylüyorum. Tabii tabii yani senaryo diye bir şeye bağlantı. Ya şöyle çok şaşkınlık içerisinde izlediğim bir filmi muhtemelen ilk Godard'ım olabilir o benim. Daha önce izlediysem de aklımda değildir. Ottu'ya başladığım ilk yıl. 1988 yılında işte Ottu ve Ankara Film Festivali'nde 88 ya da 89 bak emin olamadım şimdi. Ankara Film Festivali'nde Adı Carmen diye bir filmi vardı Godard'ın. Ben Ankara Film Festivali'nde bayağı bir film izlerdim o yıllar.
Adı Carmen filmini Ankara Film Festivali'nin Beyaz Geceler kuşağı vardı. Beyaz Geceler kuşağı gece 12'de başlayıp sabah 5'e 6'ya kadar film izliyorsunuz. Adı Carmen'i orada 3 filmden birisi olarak göstermişlerdi. İlk Godard'ım olabilir o benim. Yani çünkü daha önce izlediysem de hatırlamıyorum. Ama mesela Adı Carmen'i izlediğimde kendi kendime bu ne? Yani ne izliyoruz biz şu an dediğimi biliyorum. Yani bir aşk hikayesi gibi görünüyor ama o kadar parçalı bir şey. Hiç alakasız bir yerde işte şeyler, tırnak içerisinde söylüyorum, militanlar, teröristler falan çıkıp insanları tarıyorlar, marıyorlar falan, böyle bir şeyler oluyor. Saçma, tırnak içerisinde böyle saçma bir şeyle muhatap oluyorsunuz ki. Yani saçmayı tırnak içerisinde söylüyorum bu arada, onu söyleyeyim. Çünkü Godard'ın biçimine yavaş yavaş aşina olmaya başladığınızda bu çok Godard'ın alameti farikası olduğunu anlıyorsunuz bunu. Şimdi hemen hemen bütün filmlerinde gördüğünüz bir şeymiş işte bu oralarda buralarda görülen işte makineli tüfekler, şunlar bunlar. Fazlasıyla şey gibi geliyor bana. Resim sanatına ait bir yaklaşımın, resim sanatına ait bir gönderiler ambarının film için kullanılma şekli gibi geliyor. Film sanatı bunu geriye kusuyor sanki bana, hep öyle geliyor. Yani, kolaj bir... Nasıl? Kolaj... Eyvallah, zaten öyle yapıyor ama mesela kolaj işi ya da burada yaptığı türden bir kolaj işi sinema sanatının sinema sanatı olarak kaldırabildiği bir şey midir kısmında çok şüpheliyim ben. Yani o yüzden Godard filmlerine film demek kısmında bazen tereddüt ediyorum. Ha, başka bir sanatta da olabilir o. Yani işte makaleyle şeyi karıştıran, resmi karıştıran, resimle fotoğrafı karıştıran, pek çok şeyi birbirine karıştıran ve kolaj yapan Deniz'in dediği gibi başka bir sanat dalı olabilir ama film sanatının zatî sıfatlarından pek çoğu, yani pek de fazla zatî sıfatı yok film sanatının. Bir tane ya da iki tane diyelim. Bu zatî sıfatları ne kastettiğimiz meselesinde konuşuruz bir gün inşallah. Yani Godard'ın filmlerinde nadiren oluyor. Ama şöyle oluyor. Mesela Weekend'i izlediğinizde özellikle açılış sekansında, o kaza sekansında bir kaydırmalı çekimi vardır. Belki gösteririz onu. Muazzam bir şeyle karşılaştığınız hissine ediniyorsunuz orada. Süpermarkette de var hocam. Nasıl? Süpermarketi gösteriyor. Ya şöyle, mesela Weekend filminin bazı yerleri benim nefesimi keser. Sinema gücüydü. Mesela orada bir meydan sahnesi vardır ya. Safa dedi ya, 360 derece dönen bir şey var. O meydan sahnesinde de vardı. Kamera gider sonra aynı yere geri döner. Mozart çalan bir piyanist vardı, o piyanistin piyanosunun etrafından aynı yere geri. Şimdi bazı yerler nefes keser Godard'da ama onu neden yaptığı meselesi o kadar tutarsız gibi görülür ki. Evet, ben öyle görüyorum. Benim eksikliğim de olabilir o. O kadar tutarsız gibi görülür ki bir bütüne akan bir yere doğru gitmez. Sanki parçalıktan zevk alan ve o parçalılığı daha fazla parçalamaktan da böyle sadistçe bir şey duyan, istek duyan birisi gibi gelir Godard. Hocam, bir kanıtın girişinde de çok fazla yapıyor. Mesela, yok, girişteki şeyden bahsediyorum aslında. Kaza sekansı başlıyor. Kaza sekansının bitişine kadarki kısım ve sonra bir süre sonra da o şeye, meydana geldikleri kısım var. O aralarda böyle saçma sapan bir şeyler oluyor oralarda ama o kısımlar hakikaten nefes kesici güzellik. Hani güzelliği tırnak yazıyorum. Hani sinemanın, sinema olduğu yerler oraları. Hani görme biçimlerinin itibariyle, zaman meselesini kullanım itibariyle vesaire. Ama yani böyle hasbelkader yapılmış şeyler gibi geliyor. Bir de öyle bir şey deneyeyim gibi. Hani böyle de yapılıyor, böyle de yapılıyor. Hani şeye benziyor aslında. Yıllar önce Hollywood'da hani pek çok ödül alan La La Land diye bir film vardı ya. Çok uzun bir plan sekansla başlıyor o film. Sinemada plan sekansa aşık olan bir adam olarak nefret etmiştim o plan sekanstan. Ya plan sekanstan hiç öyle bir şey anlamam ben. Plan sekans aslında boşluğun şeyidir, tefekkürüdür. Plan sekans karakterlerin takip edilmesi değildir. Hani Bazin'in dediği gibi plan sekans aslında basbaya bir kainatta, kozmosa bir ontolojik bakışın, bir varlık mertebesinden bir bakışın ürünü olması gerekir gibi geliyor bana. Şeyde bazen tersi düzüne denk geliyor Godard'da, ona dönüşebiliyor. Ama hani o dönüşme hali Godard için nasıl bir tefekkürün karşılığı onu bilmiyorum doğrusu. Çünkü o kadar çok
şey ki hani o kadar çok parçalı onu da o parçanın içerisinde bir, başka bir parça olmadığı, başka bir deneyim olmadığından çok emin olamıyorsunuz. Hani farkında olduğunuz üzere Godard'ın üzerine konuşmak da çok sıkıcı. Yani çok sıkıcı kastım şu, çok fazla entelektüel şey çıktı istiyor sizden. Halbuki yani sinemanın hiç öyle entelektüel bir şey olduğunu kanaatinde olmadım ben. Ömrümce olmadım. Yani hani sinemayı ciddiye almaya başladığım 90'ların başından beri olmadı. Yani sinema tam da ümmeliğiyle büyük bir sanat bence. Entelektüelliğiyle değil. Godard onun tam tersini yapıyor. Şöyle durdurup duruyorum, size bakın mı? Özellikle daha önce herhangi bir Godard filmi izlememiş olanlardan bu gördüklerini bir yorumlamasını istiyorum şeyden sonra. Özellikle izlememiş olanlardan. Hani gördüğünüz şeyi nasıl yorumluyorsunuz ya da nasıl anlıyorsunuz üzerine? Eğer anlıyorsanız, nasıl anlıyorsanız üzerine birkaç kelam duymak istiyorum arkadaşlar. Hatta şöyle, biz kitapta yayınlayacağız diye, kitapta Godard yazısını muhtemelen hiç Godard izlememiş birisine vermek dilerim. Ses şeyden pek bu sebeplerden dolayı gitmiyor. Godard arada bir böyle filmin sesini keser, böyle mutlak sessizlik neredeyse vardır orada. Une histoire compliquée. Partir en vitesse. Sortir d'un mauvais rêve. J'ai connu des gens. La politique. Une organisation. S'en aller. Du trafic d'armes. En silence. En silence. Şimdi şu hal, ne tür bir halin üzerine tabii sizlerden bazı fikirler almak istiyorum. Mesela şey geldi aklıma şimdi. Tabii ortalama sinemasına geçtiğimizde Vlasil diye bir adamdan bahsediyoruz. Biz geçmişte konuşmuşumuz var Vlasil'in. Marketa Lezarova diye muazzam bir filmi var diyoruz. Onu konuşmuştuk diye hatırlıyorum sanki, değil mi? Şeyde mesela orada da bir parçalılık var. Anlatının öğelerinin bağlantısında orada da bir parçalılık var ama yönetmenin sesi daha baştan şunu söyler. Zaten hani öykü ne işin vardır ki der. Öykü şiirin hatırına vardır der. Şimdi ve Marketa Lezarova uzun, hemen 13 saatlik bir film. O uzun film gerçekten de bütünlüğü içerisinde bir şiire dönüşür filmde. Godard filmleri için onu söyleyemiyorsunuz. Yani Godard filmlerinin bu parçalılığı, bu işte saçma gibi görünen montaj şekli sonunda sizin hani bunun bir şiir olduğuna ikna olacağınız bir şeye dönüşmüyor gibi. Dönüşüyorsa da vallahi duymak isterim. Yani hani o öyle bir yorum yapanız varsa da dinlemek isterim. Çünkü ben henüz ikna olamadım. Bence ara ara oluyor. Oluyor mu? Ama şey, bizi ikna etmen lazım Aziz'e. Yani. Yani şöyle oluyor. Bazen kelimelerle yapıyor bunu. Kelimeler yan yana gelince üçüncü, yani bu belki çok şeydir ama dile getiremediğimiz bir anlamı yaratıyor. Ya mesela şey, absürt tiyatro falan izleyiniz var mı? Hani bir iki mi? Özellikle 20. yüzyıldaki bir tiyatro akımları var. Hani Brecht'ten itibaren başlayan işte Beckett'in tiyatrosunda da benzer şeyler var ve sonraki tiyatro geleneklerinde de olan işte İstanbul'da yaşadığım sırada tiyatro festivaline de giderdim ben. Çok enteresan tiyatro oyuncuları da, oyunları da vardı. Özellikle uluslararası şeylerde. Mesela Godard'ın yaptığı öyle bir tiyatro oyunu gibi de gelmiyor mu size? Hocam bana daha çok şey anımsattı. Böyle çağdaş dans yaptığını söyleyen grupların böyle müzikal... Hepsi var mı Godard'ın filmi? Hepsi öyle bir hani şey, Deniz'in dediği o kolaj tabiri güzel. Hani o kadar çok her şeyin bir arada olduğu ve o bir arada olmanın bir arada olmaya izin vermediği. Böyle iyi bir cümle kurdum ben. İyi bir cümle kurdum. Eklektik duran anlamı. Yani nasıl? Eklektik kaldı. Eklektik. Hepsi birbirine itiyor, bir bütün olmuyor ama her şey bir arada. Hani modern dans var, tiyatro var, resim var, fotoğraf var. Her şey var. Bir anda şey gibi, Emile Bronte'nin Rüzgarlı Tepeler çıkıyor mesela. Bir anda Mozart'a gidiyor. Şey yapıyor yani, tarihler arasında bir onun bir ismi var. O öyle bir şey yani, mi? Yoksa ya bakın ne kadar entelektüelim, her şeyini biliyorum şeyim mi acaba? Hocam şöyle bir şey... Bundan şüpheliyim değil mi? Belki bir değil midir? O kadar da gömmeyelim değil mi? Öldü adamcağız yani.
Ben şey, yani sanki bir kuşağındayım, tam hatırlamıyorum da kitaplardan rastgele sayfalar seçip rastgele kelimelerde şiir yapma gibi bir şey vardı hocam, sanki öyle hatırlıyorum. Ona benziyor, bana karşı da ona benziyor. Yani o kadar çok deneme seçme yaparsanız sonuçta yani sanki iş Allah'a bırakırmış gibi. Sana sanatı böyle. Peki sayın daha önce sen Godard izlemişsindir. Ben mi? Yok ben izlemedim. İzlemedin mi? Tamam. Bu yorumu sen o zaman ciddiye aldım. Ciddi anlarken şöyle, Godard izlememiş olanları dinlemek istiyorum. Yani sizde uyandırdığı şey güzel. Çünkü bana da hemen hemen ben hani bana deyince sanki benim söylediğim her şey güzelmiş gibi anlaşıyor, öyle değil. Yani ama güzel bir yorum oldu seninki. Var mı başka izlemeyenlerden gördüğü şeyi yorumlamak isteyen? Bana daha önce izlemedim. Tamam. Bana şey gibi geliyor, hani rüya görürsünüz ya, ne alakası var diye. Ama o rüyaya devam etmek istersiniz, böyle bir şey. Ya şöyle, bir tür hani ontolojik rüya mertebesi üretiyorsa ne mutlu bu kadara. Yani bilmem de birbiriyle bağlantısız, alakasız ama hani bütün olmaya çalışıyor. Ama şöyle mesela rüya, anlamsız. Rüyanla bütün parçacıkları bir rüya mantığı içerisinde bütün olurlar galiba, değil mi? Yani mesela Tarkovski'nin aynası belki öyle bir rüyanın karşılığı olabilir. Godard'ınki hani böyle Godard'ı gömmeye şeyiz ya. Yani hani öyle söylüyorum ama Godard'ı severim ben, oradan da söyleyeyim. Yani filmlerini sevmesem de kendisini severim. Çok da önemli bulurum yaptığı şeyi ama şeyi anlamaya çalışıyoruz ya. Hani ne yapmaya çalışıyor bu adam? Yani onu anlamaya çalışıyoruz aslında. Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Yani bir defa burada bizim klasik anlamda bildiğimiz işte karakter, ondan sonra yani burada zemin yok. Hiçbirisi yok. Yani burada mekan, karakter, işte ne bileyim, yani sesi de bazen kesiyor diyorsunuz, kesiyor. Kesiyor. Hatta şöyle ilk defa izleyenler kendi aygıtlarıyla falan oynarlar yani öyle durumda. Yani doğru oluyor. Yani ses yok falan filan. Şu son sahnede tam ölürken böyle espriyle ölüyen, değil mi? Yani böyle, şeyde, hani ölüm değil. Ya Serseri Aşıklar'da da burada da aslında, buranın finalinde de var aynı şey. Tuhaf bir ölüm sahnesi var burada yani. Evet, akışkan bir şey var burada ama hız, yani mesele bir nehir akıyor. Ama bu nehir çorba, yani böyle bir bulamaç halinde de ama o anlamsızlığa götürüyor olması hedef. Yani belki, çünkü dediğiniz gibi bir şeye bağlanmıyor. Yani o bütün, mesela Oğuz Atay'ın sanırım edebiyatta şu bilinç akışı tarzında, mesela orada bir şeye bağlanıyor. Edebiyattan bir örnek vereceksin. Ama burada yani o bağlanmama meselesinin hedef olması belki baştan son falan. Şimdi bana göre bir yazar düşünün ve kalemi hani tekniği sinema onun için her şeyiyle, hayatı sinema, kamera, işte ses, ışık vesaire her şeyle. Her şeyi en iyi şekilde, daha önce de söylendiği gibi, belki de hikaye yaratabilmek için kullanabilecek birisi. Ama mesela oynuyor. Neyle oynuyor? Kurguyla oynuyor, sesle oynuyor, görüntüyle oynuyor. Ve bence umrunda değil kimsenin neden bir yere varamadığı. Ya şöyle, izleyicinin neden bir yere varamadığı meselesi bir yönetmenin umudu olmaz mı? Yönetmenin bir yere varması içindir o yolculuk. Evet, o gözettiği şey şu. Esrik ya da böyle bazen kelimelerle bazen... Belki şey olabilir mi? Şöyle bir soru, seninle devam et. Hani aslında Çağ'ın Parçalanmış Hayat diye bir kitabı var ya, Bauman'ın. Mesela Çağ'ın parçalanmışlığının bir tür tasviri midir Godard'ın yaptığı? Belki de olabilir. Hani dün Antonio'nun üzerinden konuşuyorduk ya, öyle bir şey mi acaba bu? Ben şiir üzerinden söylüyorum. Ya yani, Godard'ın filmleri en az şiir. Yani en az şiire benziyorlar galiba ya. İşte ara ara yakaladığı o şeyleri tutturabilmek için bazen sesle, bazen görüntüyle, bazen neyse eline ne geçerse onlarla oynayıp o hali, o şeyi yakalamanın peşinde. Sadece manyak yani. Yani böyle kafayı oraya takmış, sadece onu yakalamak istiyor gibi. Bu belki çok böyle parçalı, anlamsız, bize dışarıdan şey geliyor olabilir. Bence çok dolu birisi. Çok çok dolu birisi. Yo, dolu kısmına hiç itirazımız yok. Bu da muazzam bir adam yani. Ama entelektüel, onu söylüyorum. Yani entelektüellikle
sinema şahili arasında bir bana kalırsa birbirini iten bir durum var. Şey gibi böyle hani çocuklar vardı ya böyle çocuk tipleri. Oyuncak verirsin. Bazısı onu böyle korur. Onunla hani hayal dünyasında bir şeyler yaratır falan. O hemen parçalayıp içinde ne vardı diyen çocuk. Sonra mühendis olacak çocuklar olarak. Godard da filmin galiba mühendisliği yapıyor sanki.